Herkese pazartesi gününden günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir hepiniz. Dediğim gibi bugün günlerden pazartesi, biz uyandık. Uyanan aslında bayağı oluyor da. Akif'le Zeyd Mirza şu an markete gittiler. Hatta birazdan gelirler bile. Yarım saat falan olacak neredeyse. Ben de o sırada hemen duşumu aldım. Ekmek almaya gittiler. Bir de birkaç eksik vardı. İşte yumurta falan, domates, kahvaltılık eksiğimiz vardı. Onları almaya gittiler baba oğul. Ben de hemen o sırada makinemi boşalttım. Mutfak, yani makinemi boşalttım. Bulaşık makinesini. Aklıma gelmedi. Bulaşık makinesini boşalttım. Birkaç bulaşık vardı. Sabahtan Zeyd Mirza hep önden kahvaltı yapıyor. Çünkü biz acıkmıyoruz o saatte. Zeyd uyanır uyanmaz hemen mutfağa gidiyor. Acıktı, acıktı. İkide bir öyle söylüyor. Ve o yüzden ona hep kahvaltısını önceden veriyorum. Biz yerken de bizimle birlikte öğle yemeğini yemiş oluyor. Çünkü biz zaten çok erken yemiyoruz kahvaltıyı. Öyle söyleyeyim size. Öyle yani, bir açılışı yapayım dedim. Bu arada bugün hava çok karanlık galiba. Çünkü eve ışık bile girmiyor doğru düzgün. Bir eve gelsinler bakalım neler aldılar. Sizlere de gösteririm. Hoş anne, geldin anneciğim. Anneciğim hoş geldin. Hoş geldin hoş bebeğim. Geldin. Anne. Böyle. Zeyd, senin bu tipin ne? Küçük Royva gibi. Akif. Alışveriş mi yaptınız siz? Bakalım neler almışlar. Zeyd, sen ne aldın bize? Anneciğim ne aldın? Alışveriş mi yaptın? Bitti. Ne aldın? Ama Mişnit de diyor Akif. Mişnit de mi aldı? Hemen onu istiyor. Aç değildi ki aşkım. Ha, şöyle tahıllı ekmekler almış karışık. Şimdi kahvaltıda yeriz. Olmazsa olmaz siyah ekmek. Hemen tarihine bakayım. Ay Akif, keşke tarihine baksaydım. İki gün sonra. Ne? İki gün sonra. Dünyanın 20'si. Bir şey olmaz ekmeğe ya. Neyse, buzluğa atarım eğer yemezsek. Orada bir şey olmaz. Yumurta. Bu hangi yumurta ki? Aa, Bodrum Halkı'nı almışsın. Ne? Ama yavaş yavaş öğrenirsin. Ben hep Fry Halkı'nı alıyorum. Fry Halkı'nı daha iyi, ya da Bio. Mişnit'te. Kahve istemiştim. Zeyd'in ekmeği. Sen bunu mu istiyorsun anneciğim? Nine diyor. Ne aldı ya başka? Allah. Yoğurt, bir de domates. Ne istiyorsun aşkım? Aa, dışarı mı gideceksin yine? Ama gidemem ki annem. Git babaya götür çantanı. Hadi. Hadi babaya ver annem. Ama sen Michi istemiyordun, Michi. Michi de bu arada. Başka da bir şey yok. Ve fişi göstereyim. 15.71. Ne oldu annem? Hadi kahvaltı hazırlayalım. Canlar, biz kahvaltımızı yaptık. En son size zaten küçük alışverişi göstermiştim. Kahvaltı yaptık. Etrafı toparladım. Yani bir işim de yok. Şu an sadece çamaşır sermem lazım. Makine zaten birazdan durur. O sırada dedim bir soğuk kahve içeyim. Zeyd Mirza'yı da uyuttum bu arada. Şu an öğle uykusunu yapıyor. Akif'le ben de şu an oturuyoruz oturma odasında. Ve ben Kısmetse Olur'u izliyorum. Biraz şöyle izleyeyim dedim. Çünkü birazdan yine kalkmam lazım. Dediğim gibi çamaşırı sereceğim. Sonunda bir bakarım Zeyd Mirza'ya öğle yemeği olarak ne yaparım, onu daha düşünmedim. Çünkü akşam yemeği planında daha yok ortada. Kahvaltıyı bir tık geç yaptığımız için şu an inanın hiç bilmiyorum akşam ne yaparız, ama sizler de görürsünüz zaten. Şimdilik bir kahvemi içeyim. Arkadaşlar, ben çamaşırımı serdim ve unutmadan size hemen Twist Shake için indirim kodu vermek istiyorum. Bayağıdır vermiyorum, 2 ay falan olacak galiba. Ve yazanlar var, hani isteyenler de var. O yüzden unutmadan paylaşayım. Normalde 2 hafta öncesinden indirim kodum vardı ama rica ettim Tişek firmasından, oran temsilcisinden, hani onunla yazışıyorum. Dedim bana biraz süre verebilir misiniz? O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Şimdi sizlerle paylaşabilirim.
Arkadaşlar bu ürünleri gerçekten çok seviyorum. Öncelikle indirim kodumu söyleyeyim. 20 Akif Rümeysa ile her şeye ekstradan %20 indirim alabilirsiniz. Yani indirimli şeylere bile geçerli. Mesela 50 %50 olanlara sonra %70 oluyor. Yani baya baya indirime giriyorlar. Ve biz bu su şişelerini gerçekten çok seviyoruz. Zeyt Mirza'da şu suluktan herhalde 3 tane var şu an. Siyah mavi, bir de böyle bir açık ton, pembe tonu. Bunu kullanıyor günlük, bunu da hep kullanıyor. Bunlar çok iyi gerçekten. Şöyle çubuklu ve hiçbir şekilde akıtma yapmıyor. Ve yedekte de zaten almıştım. Bunu daha hiç açmadım. Önce bir diğerlerini kullansın, hani eskitsin. Ondan sonra yenilerini açarım. Ama gerçekten çok güzel şişeler. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu Zeyt Mirza ya artık olmuyor ne yazık ki. Ama atmadım tabii ki de. Daha çok yeni çünkü. Bu böyle önlük yemek yerken hem birincisi şöyle önüne düşüyor, hem de mesela su içecek döktüğünde tutmuyor, yani kayıp gidiyor buranın içine. Hiçbir şekilde leke de tutmuyor. Şöyle çok basit, elbisesinin üstüne giydiriyorsunuz. Twist Shake sitesinde farklı farklı modellerini, çeşitlerini bulabilirsiniz. Bu ürünlerden de gerçekten çok memnunum. Bir de şöyle şeyler almıştım, tek kullanımlı önlükler. Bunları böyle bir kerelik kullanıyorsunuz ve atıyorsunuz. Şöyle yapışkanlı. Bunlar da gerçekten çok pratik. Bir de bizim olmazsa olmaz önlüğümüz bunlar. Her Allah'ın günü bunu kullanıyoruz gerçekten. Çünkü artık dediğim gibi bu küçük geliyor. O yüzden hep bunu kullanıyorum. Çünkü çok memnunum. Hep böyle içinde topluyor ve hep makineye atıyorum, yıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor yani. Gerçekten çok uzun zamandır kullanıyorum bu önlükleri. Alırsanız böyle ikili set halinde satılıyor. Çok pratik, çok memnunum. O yüzden sizlere de tavsiye etmek isterim. Bu markanın birçok ürünüyle memnunum. Hani bebek arabamız falan da oradan. Onu da soranlar oluyor. Onu da gayet çok seviyoruz. Bu şekilde indirim kodumu sizlere aşağı bırakıyorum. 20 Akif Rümeysa. Hepinize iyi alışverişler. Evet canım, selamünaleyküm. Şimdi biz burada ne yapacağız bugün? Arkadaşlar şimdi akşam yemeği var. Şimdi saç tavamız olmadığı için bu tavada yapacağız. Maalesef ama bir saç tavamız neden yok ki? Biz sanki bana almış mıydık? Yok, almamıştık saç tavamı. Kesinlikle almamız lazım. Arkadaşlar ne yapsam diye düşünüyordum. Akif dedi ki saç şava yapalım. Aynen. De beraber yapalım dedi. Aynen. Bana tabii ki de uyar. O arada şöyle malzemelerimizi çıkardım. Şurada etimiz var. Biz hadi böyle iyice kesilir bu. İyi mi? Tamam. O zaman sen şurada bu ne içindir? O kırmızı biber. Kapya biber kullanmıyor. Bunu mesela kullanıyor musun içine? Ne kullanıyor? Bunu biz kullanmayalım bence. Bence kullanmayalım. Biz koyuyalım mesela, biz karşı köyden gelip. Böyle ince ince doğruyor, güzel oluyor. Bence koymayalım. Burada işte şeyimiz, neyle kızımız? Sağolsun. Burada soğanımız, biberimiz ve domatesimiz. Bunlar şimdi aşağıda bir şişemiz değil mi? Önce eti koyacağız. Domatesler de maalesef çok sarı. Ama orada kırmızı duruyordu. Hiç durmuyor. Orada kırmızıydı, yapacağım bir şey yok. Evet arkadaşlar, ben bunu küçük küçük doğrayacağım. Saçlar da küçük olduğumu daha güzel oluyor. Değil mi Mesut? Ben de etimizde mükemmel bunu sarsıklıkla aldık bu arada. Sarsıklıkla eti. Bu arada bir şey diyeceğim, sarsıklıkta biz Can abiyle çok gittik et almaya. Muhteşem eti var, inanılmaz gerçekten, yani övülecek kadar var yani. Öyle, ben şimdi arkadaşlar bunlar bu bıçakla değil de canım. O benim bıçağım var. Rümeysa eti bile buna kesiyor, eti bile buna kesiyor. Ben ama onunla alışmıştım. Ben şuradan küçük bir alayım. Elim alışmış artık ama. Ben şöyle bakalım, şu bıçakla keseceğim. Bunlar ben küçük bir doğrudan biraz yağsınla da katacağız Rümeysa. Niye dersen tadı oraya da geçecek. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada et gerçekten mükemmel ya. Kaynanan bir doğru da çok yaptıydı. Gerçekten inanılmaz yani. Bu arada biber maalesef sadece 2 adet kaldı. Bu sabah menemenin kullanmış. Neyi? Yani şey, adını söyledik. Biberi. Aşkım bak, lafını getirelim mi? Biberi. Aşkım böyle şöyle küçük küçük doğrayayım. Hemen küçük doğradım, hemen güzel bir şey. Değil mi? Çok da küçük yapmamız lazım. Şöyle bu böyle bol set seri yenecek kavurma olacak. Saç kabak. Ya şimdi kavurma değil de bunun kavurma eti biraz daha büyük olacak. Evet, biraz daha büyük yap bence. Bu
Bunları böyle küçük küçük getir böyle iyi böyle. Şu şekilde doğrayalım. Güzelce de pişsin. Bu arada diyete başladım demiştim. Şimdi gerektiği kadar et tüketim diyorlar akşamları. Kız sana doğru anlıyor. Ben şöyle yapıyorum. Şu etin üzerine alalım. Maşallah. Bayı et vardı. Yeter mi yoksa çıkarayım mı? Bence yeter ya. Değil mi? Tabii tabii. İki kişiyiz. Tabii. İki buçuk kişiyiz aşkım. İki buçuk. Doğru. Hakaret ediyorsun lütfen. Bir daha olmasın. Tamam. Şimdi aşkım bu niye böyle yamukluğun ortası? O vallahi makineye attım öyle oldu anlamadım. Vallahi valla sıcak. Olabilir yamulmuş. Plastik ya. Bu arada... Lan zeyt gelmiş. Bücürük. Zeyt'e geldi. Zeyt anne ve baba yemek hazırlıyor. Mama? Mama ya bir baba. Aaa. Baba yemek hazırlıyor anneciğim. Et o et. Bu arada bıçağı almakla yanlış yaptım neyse. Dedim sana. Valla bunlar en iyisi. Onu bırak oğlum onu dokunma. İster inan ister inan ama bıçaklar çok iyi. Şuna koyduk. Ben de burada soğan doğruyorum ama Zeyd Mirza şu an tribotumla oynuyor. Maalesef. Zeyd anneciğim bırakır mısın? Zeyd yine gelmiş dolap dolap. Kapa durma. Kapa durma. Sen kendini çekil değil mi? Tamam. Ben bunu şöyle yapıyorum. Biraz hızlı bir şekilde şöyle. Şu an doğrayan hazır olsun. O ne anneciğim? O ne? Ne? Açık açık. Ne oldu? Bücürük Bey. Bücürük Bey. Biber daha fazla olsaydı. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoyu izlemediyseniz o önceki videoyu izleyin. Annem o kadar güzel kol böyle yaptı. Dur sana çevireyim. Evet çok lezzetliydi. Yani bu kanalı mesela yani aile kanalı. Ha ben çekmiştim değil mi? Unuttum ya. Mesela aile kanalımıza çektik. Gerçekten lezzetli aynı bir lezzetliydi ya. Vallahi aday kadar. Abi eskiden kadın yapıyor ya. Vallahi yapıyor. Mesela annem olsun, kahraman olsun gerçekten harika elleri var ya. Yani yemeğe yani elleri yatıyor abi yatıyor. Ya otur yanında yat yemekleri yanına. Öyle diyorsun. Aynen. Valla değil mi ya? Tavayı aç ve iyice ısınsın. Aç. Bütün tadın birazdan. Hemencik açıyoruz. Şu böyle muşma gibi ben severim. Çayı biraz şey dedi. Nasıl aldım? Şimdi... Ve bir yere koysam ikimiz çıkar mıyız acaba? Yanına gelsin. İşte yanımda yer yok ki. Dur bir şöyle deneyeceğim. İşte benim de arkam dönük oluyor da neyse bir şey olmuyor. Bir şey olmaz ya. Şu kamera çok düşük duruyor arkadaşlar. Bakın düşüyor sanki şöyle. Neyse. Domatesleri koymaya gönlüm el vermiyor da başka yok. Ne yapalım? Ben ne bileyim böyle şey olacağım. Normalde bu paketleri ben artık almıyorum çünkü çok sarılıyorlar gerçekten. Hani tekli tekli var ya, ona daha iyi oluyor kırmızı. Belki ondan alırız. Değil mi? Tabii ki de. Ya ben orada baktım böyle hafif kalmadı ya çok kırmızı duruyor güzel duruyordu ama eve getirdim sonra fark ettim. Bence bu bir diğer hiç koymayayım bile gerçekten yani mahvederiz eti. Kadar yeter. Yeter az bir şey olsun. Zaten bence saç tavada zaten tadı gelsin yeter gibi sen düşünüyorsun. Biberin olsun. Anne ne yapıyorsun? Hayır onu istiyor. Ne istiyormuş babası? Şey ya, bugün bunu almıştı ondan istiyor. Önce yarısını vereyim, bitirince yine annenin yanına gel, tamam mı? Al. Hadi git bakalım. Bunu da bugün Zeyd maalesef böyle yaptı, o yüzden kullandım yoksa kötü olacak. Ne o?
Biraz bunu kullanacağım. Kesip bir şey olmaz ya. Oho kes. Ne koyabilirsen kağıdır Rumeysa. Şu ette var ya, tadı veren yağsı ya, vallahi bak. Sen ama bazen yağsını istemiyorsun hiç içinde. Yağsı böyle set olmuş oluyor ama mesela grillde var ya, o yağ yanıyor ya, bir lezzetli oluyor, yanamaz. Yani. Şöyle sıvı yağ da. Aşkım biraz dök sen sıvı yağ, sonra tereyağı ekleriz. Ben şimdi şunu getir. Zaten et yağlı oluyor. Evet. Şimdi Rumeysa sen de burada şeylere doğradın. Kafana nereye bakıyorum? Ha iyi, iyi güzel. De burada herhalde kafamız gözükmedi mi de? Gözükmedi. Fark etmedi de. Ya şey tripod bozulmuş ki ama bu kadar kapıya yeterli mi sen fazla şey yapmıyorsun? Evet. Biraz daha küçük olsaydı arada kaybolsaydı. Ben bunu tripoda koydum onu. Yavaş yavaş ısınırsan şey olsun. Biraz yakın çekim var. Tamam, sanki küçük olacak. Neyse. Ama gerçi etler küçük. Aynen aynen. Şu olmuş. Evet arkadaşlar, etimizi koyduk bu şekilde. Biraz daha fazla mı kaçırdık? Kaçırma karşısında bir şey. Yok, kaçta. Kaçta güzel dönemez ki. Evet. Bu çok havanı çıkarttı. Evet, çok havanı çıkarttı. Kaçırma yoksa. Ama kapağın kapağı var. Bu şekilde etimizi muko. Evet, evet, son durum. Güzel gözüküyor. Etimiz bu şekilde. Baya sulandı. Bence koyalım. Bu artık sulanın gidiyor değil mi suyu? Evet gidiyor. Bu gider ya. O normal. Ama biraz daha pissin aşkım. Hep şey oluyor zaten. O zaman sulanıyor. Atabilirsin aslında, güzel ki. Güzel. Yani bunlar sulanmış zaten geçmişe şeyler. Aynen. Döksen. Şu şekilde karı kocalı yardımcı. Bir kol seni, bir kol beni. Bu güzelce pişsin, sonra domatesini ekleriz. Daha baharat yiyeceğiz. Zaten karışayım ben, sağımız küçük olduğu için dökeceğim de korkuyorum. Karıştın mı? Allah aşkına sen şunu şöyle değil ya. Oluyor ya, dur ya. Bir işi bulmuşken hemen yapayım. Ne olacak sanki? Bu arada Dayan ablam aradı. Ay yazmıyoruz dedim ya. Kerata nasıl tatlı maşallah. İki hafta oldu görmeyeli. He ya valla. Sende de mi o kadar oldu? Aşkım bu dedim ya, bu Türkiye'de olaylar biraz şey oldu bizi ya. Hepsi gerçekten ortaya çıkıp katlanıp katlanıp. Şöyle. Şöyle yazalım. İyi oldu. Heh. Sen tuzunu falan attın mı aşkım? Tuzunu sonra atarız. Olur. Biraz pis. Olur. Evet, domatesimiz de sonra mı koyacağız? Aynen. Okey. Daha tuz, işte biraz karabiber koyarız, biraz kekik koyarız. Aynen öyle. Tereyağı koyacağız, domatesi verecek. Böyle her şey sınırlı, acelemiz yok. Yavaş aynen yavaş. Hadi bakalım, size zaten göstereceğiz. Acele için şeytan aşırı karışır. Evet, şimdi biz baharatlarımızı açacağız değil mi gülüm? Evet. Tuz. Tuz. Şöyle. Yeter az aşkım. Geliyor buradan. Yeter yeter. Az oldu ama. Bu da kekik. Ya böyle yemeğe mesela tuz az oldu mu yine atabilirsin aşkım gereken de. Bir şey olmaz yani, anladın mı? Kekik iyidir. Tamam aşkım. Sonra birazcık da karabiber. Azıcık da karabiber. Evet. Olmazsa olmaz bunlar yani. Şöyle karıştıralım. Hemen tereyağısını da atacağım. Of nasıl acıktım. Allah olmayanlara versin şunu. Ama şöyle bir şey var. Siyah ekmek yiyeceğiz arkadaşlar. Olsun olsun. Çünkü evde tek siyah ekmek var ve Akif de zaten hani bu aralar dikkat ediyor. Aynen. O yüzden iyi oldu böyle, değil mi? Bugün 4. gün fitness günü. Gideceksin değil mi bugün? Tabii ki. Tava biraz küçük mü ne? İyice iyice olsun. Bir ara edeceğiz onu. Domatesi de ekleriz birazdan. Hı hı. Evet. Tereyağımızı da ekledik. Tereyağı da ayrı bir tat katıyor ha. Valla. Çünkü yağ da çok az koyduk. Aynen. Arkadaşlar aradan birkaç saat geçti. Maalesef ki yine kötü bir haber aldık. Yine Hatay'da deprem olmuş. 6.4 büyüklüğünde ve sadece bir tane değil, iki tane olmuş. Zaten hani sürekli sallanıyordu yani, durmamıştı deprem. Sürekli oluyordu ama bu sefer yine yüksek bir deprem oldu ve binalar yıkıldı. Şu an tam bilgi net bilmiyorum ne kadar yıkıldı. Ama umarım Allah'ım, inşallah kimsenin canı, yani kimse canından olmaz umarım ki. İnşallah can kaybı olmaz. Rabbim korusun yani, gerçekten artık yani kelimelerin bittiği yerde yani, insan daha ne diyebilir bilmiyorum. Gerçekten şu an
Kelimelerim böyle dilime dolanıyor. Yani ne konuşacağımı da böyle tam konuşamıyorum. Çok çok kötü bir felaket, yani bitmek bilmeyen bir felaket. Allah'ım sen koru ya Rabbim insanları. Yani insanlar tramvayı daha yeni yeni böyle atlatmaya çalışıyordu ve üstüne tekrar bir deprem oldu. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece umuyorum ki kimse canından olmamıştır. Umarım can kaybı yoktur. Ve kaç bina falan yıkıldı tam bilmiyorum. Ben de zaten haberi izliyorum. Allah'ım sen büyüksün ya. Neden böyle oluyor ki sürekli, gerçekten anlamıyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani şu an gerçekten hiç böyle tadım kalmadı. Daha herkes yeni yeni kendine geliyordu. Yeni yeni herkes rutinlerine dönüyordu. Ama dua edelim bol bol. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır arkadaşlar. Burada da artık video kapatayım zaten. Şimdi hiçbir şey çekemem yani. Bir şey de yapmayacağım. Haber izleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.